aynı kanla, aynı feryatla, aynı çileyle bir devlet ortaya çıkar. Niçin? Çünkü o insanların hakları alınmıştır, hürriyetleri gasp edilmiştir, anayasal hakları ezilmiş, yok edilmiştir. Mücadele verir, şehitler verir, kan verir, can verir, devlet kurar. Bu devlet kurulduğu andan itibaren tanınma hakkıdır. Tanınmama haksızlıktır. Bu bütün dünya literatüründe vardır. Ama sen Amerika olarak, İngiltere olarak Güvenlik Konseyi'nde karar çıkarmışsın. Meşru hükümet Rum hükümetidir. Biz onu tanıyoruz. Yani o terörist hükümet, o toplu mezarlar açan hükümet meşru addedildi. Bunun azabından ve gazabından kaçarak kendi hakkını korumuş olan Türk halkı gayrimeşrudur. Tanımayın ve yardımcı olmayın diye utanmamışlardır, karar geçirmişlerdir. Ve yardımcı olmayın. Bu karar kalkacak mı, kalkmayacak mı? Nerede kalkması? Genel Sekreter raporunda o kararların varlığına maalesef işaret ediyor. Bunlara karşı Türkiye'nin bizim büyük bir feryatla karşı çıkmamız lazım. En büyük haksızlık devam ediyor. Bizi 40 yıllık yere mıhlamak istiyorlar. Mıhlanmayacağız. Devletimiz vardır, bayrağımız vardır, egemenliğimiz vardır, Türkiye'miz vardır. Türkiye'nin tanıdığı egemen bir devletiz. Türkiye'nin koruması altındayız. Türkiye'nin hakkıdır bu. Uluslararası anlaşmalarla hakkıdır. Bu hakkı Türkiye'nin elinden kimse alamaz. Ve Avrupa Birliği'ne Kıbrıs engeldi, engeldi. Şimdi Allah'tan engel değildir artık diyorlar. Peki güzel, Türkiye gereğini yapmıştır. Bazı hallerde kimse gücenmesin. Bizi kırarak da yapmıştır. Zarar yok, helal olsun. Gereğini yapmıştır Kıbrıs meselesinin halli için. Rum halletmemiştir. Çünkü Kıbrıs'ın tümünü istiyor. Artık dünya bunu görmeli ve Kıbrıs meselesini Türkiye'nin önünden çekmeli. Türkiye de daha da dünyayı memnun edecek diye bizden daha şunu bunu verir durumdan vazgeçmeli. Artık taviz istememeli. Evet. Efendim. Kıbrıs eğer 13. Yunan adası olarak meydana çıkarsa Türkiye artık denizlere açık ülke olmaktan kurtulur. Akdeniz'e bunu gider, bunu Sayın Korutürk de söylemiştir, Sayın İnönü de söylemiştir. Allah rahmet eylesin. Demirel de söylemiştir. Hepsi söylemiştir. Herkes bunu bilmektedir. Efendim, stratejik açıdan önemini kaybetmiş Kıbrıs. Hiç hoş geldiniz. Şey. Stratejik açıdan önemi kalmamışsa Türkiye niye? İçin İngiltere'nin işi ne orada? Amerika niye yumuluyor onun içerisine? Avrupa Birliği niye stratejik açıdan lazımdır diyor. Yani insaflı olsalar da stratejik açıdan 60 anlaşmasıyla haklarını tescil etmiş bir Türkiye'ye de sen de buyur da beraber yapalım bu işi deseler.